Evet, merhabalar değerli arkadaşlarım. Son günlerimiz, sayılı günlerimiz kaldı ve tarihten karışık soru çözümü yapacağız. İyi seyirler diliyorum. Umarım faydası olacaktır. Hemen ilk sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Osmanlı sınırlarına dahil olan yerlerden değildir? Değerli arkadaşlarım, Fatih Sultan Mehmet Han biliyorsunuz iki defa tahta çıktı. İlki babası 2. Murat döneminde 2 yıllık bir dönemdir. Onu saymazsak 1451'den 1481'e kadar Osmanlı'ya büyük hizmet etti ve devlet imparatorluğa dönüştü. Kırım'ı fethetti. Gedik Ahmet Paşa Kırım Fatihidir. Karadeniz bir Türk gölü haline geldi. Eflak'ı tamamen, Boğdan'ı kısmen aldı. Bosna'yı tamamen, Hersek'i kısmen aldı. Değerli arkadaşlar, Trabzon'u 1461'de aldı. Fethetti ve Rodos kuşatıldı ama alınamadı. Rodos'u 1522'lerde Kanuni Sultan Süleyman fethedecek değerli arkadaşlarım. Sen Şan Şövalyelerin olduğu yere. Ne diyor? 23 Aralık 1876'da yürürlüğe giren Kanuni Esas'ın yukarıdaki maddelerden hangilerinin ulusal egemenlik kavramına ters olduğu söylenebilir? Ters olduğu söylenebilir. Ya bu tür soru kökleri çok tehlikeli. Yani sorunun içinde olumsuz ama soru kökü de olumlu. Meclisi açma ve kapatma yetkisinin padişaha ait olması antidemokratik de bir durumdur değerli arkadaşlar. Meclisi padişah açıp padişah kapatıyorsa bu ulusal egemenliğe terstir. Bir taneyi buldum. Ayan meclisi üyelerinin padişah tarafından seçilmesi bir meclis var. Ama üyelerini halk değil padişah seçiyorsa antidemokratiktir. Milletvekili seçimlerinin 4 yılda bir yapılmasında bir terslik yoktur. Zaten dünya genelinde kabul görülen süre 4 ya da 5 yıldır. Sürenin çok kısa veya çok uzun olması demokrasi ve istikrar açısından kabul edilmiyor değerli arkadaşlar. Burada cevabımız 1 ve 2 oldu. Osmanlı Devleti hükümdarı 2. Mahmut, Mısır isyanı sırasında denize düşen yılana sarılır sözleriyle aşağıdaki devletlerden hangisinden yardım istemiştir? Hocam, Sultan 2. Mahmut 1808'de tahta çıktı, 1839'a kadar ve Osmanlı tarihindeki en büyük ıslahçı padişahtır. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmıştır Vakai Hayriye ile. Merkezi otoriteyi güçlendirmek için birçok çalışma yapmıştır ki bunlardan biri Senedi İttifak. Değerli arkadaşlarım, 2. Mahmut döneminde Mora isyanı çıkar. Büyük bir isyandır, Rum isyanıdır. Ve 2. Mahmut bu isyanı bastırmak için Kavalalı ve ailesinden yardım ister. Onlar da şartlı bir şekilde gelirler. Şartları Girit, Suriye ve Cidde valiliklerini verilmesidir. Gelirler Mora isyanı bastırırlar ama 2. Mahmut onlara o vaat edilen şehirlerin valiliklerini ve gelir toplama imtiyazını vermez. Bu kez Kavalalı ve ailesi isyan eder. Nizip Savaşı gibi büyük savaşlar yapılır. II. Mahmut ağır yenilgiler alır. Donanmasını kaybeder. Başkent tehlikeye girmiştir. Avrupa'dan yardım ister ama Avrupa önce yardım yapmaya sıcak bakmaz. Çünkü Kavalalı'nın arkasında Fransa vardır. II. Mahmut da Rusya'dan yardım ister. Ne zaman ki Rusya devreye girer, gemilerini boğazdan geçirir, İngilizler konuya müdahil olurlar. Ve 1833 Kütahya Antlaşması'nda, Kavalalı üstündür. 1840 Londra Antlaşması'nda Mısır konusunda Osmanlı üstündür değerli arkadaşlar. Bu konunun özeti diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi Ekim 1912'de imzalanan Uşi Antlaşması'nın sonuçlarından biridir? Arkadaşlar, Trablusgarp Savaşı İtalyanların Osmanlı'ya topraklarına saldırdığı bir sömürge savaşıdır. Mustafa Kemal ve arkadaşları gönüllü olarak bölgeye gitmişlerdir. Ve Balkan Harbi patladığı için Osmanlı Uşi Antlaşması yapmak zorunda kalmıştır. Bu antlaşmayla Trablusgarp, Bingazi ve çevresi İtalya'ya bırakılmıştır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğinde görünüyor. Bulgaristan'ın bağımsız olması 1908 ikinci meşrutiyet karışıklığı. İkinci Abdülhamid'in tahttan indirilmesi 31 Mart isyanı. İttihat ve Terakki'nin Babıali baskını gerçekleştirmesi 1. Balkan Harbi'nde 1913. Ege Adaları'nın silahsızlandırılması da 1923'te Lozan Barış Antlaşması'dır değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu topraklarının paylaşılması için yaşanan uluslararası gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Balfour Deklarasyonu'nun yayınlanması, Sykes-Picot Antlaşması'nın imzalanması, McMahon Mektuplaşması'nın yapılması, Saint-Jean-de-Maurienne Antlaşması'nın imzalanması, Sanremo Konferansı'nın yapılması. Şimdi hocam, soruda kritik nokta Orta Doğu topraklarının paylaşılması ve bulunamaz diyor. Yani olumsuz soru kökü. Balfour Filistin, Orta Doğu, Sykes-Picot Orta Doğu'yu manda ve himaye şeklinde Fransa ve İngiltere paylaştı.
McMahon, İngiltere'nin Mısır Yüksek Komiseri McMahon'la Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında Orta Doğu toprakları için yapıldı. San Remo Konferansı Sevr'in taslağı belirlendi. Osmanlı'nın Orta Doğu toprakları paylaşıldı. Manda himaye şeklinde. Saint-Jean-de-Maurienne bir gizli anlaşmadır. Tıpkı Londra gizli anlaşması gibi İtalyanlarla yapılmıştır. Anadolu'da Konya, İzmir, Antalya ve çevresi onlara, daha doğrusu Konya, Antalya, İzmir değil, Konya, Antalya ve çevresi İtalyanlara vaadedildi. Söz konusu yerler Anadolu'dur, Orta Doğu değildir değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde teşebbüsü şahsi ve ademi merkeziyet cemiyetinin kuruculuğunu yaparak bireysel girişimin desteklenmesini ve yerinden yönetimin kurulmasını savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Hocam teşebbüsü şahsi ademi merkeziyetçilik ve yerinden yönetim görürseniz Prens Sabahattin'i işaretleyiniz. Ziya Gökalp Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muhasırlaşmak adlı eseriyle Türkçülüğün fikir babasıdır değerli arkadaşlarım. Ve bu arada Türkiye 1921 teşkilatı esaside yerinden yönetimi uygulamaya başlamıştır. İtalya aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Anadolu'dan tamamen çekilme kararı almıştır? Şimdi hikaye şöyledir değerli hocam. İtalya, sömürgeci İtalya, 2. Dönü zaferimizden sonra ilk kez çekilme kararı aldı. Sonra biz Kütahya Eskişehir savaşlarını kaybedince İtalyanlar çekilmeyi durdurdular. Daha sonra Subaylar Savaşı dediğimiz Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanınca İtalyanlar Anadolu'dan tamamen çekildi ve gitti tamamen kısmına. Lütfen dikkat ediniz. Mustafa Kemal aşağıdaki konulardan hangisini şahsi meselem şeklinde tanımlayarak uluslararası alanda etkin bir siyaset yürütmüştür? Hocam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselem dediği olay elbette ki Hatay sorunudur. Çok kısa olayı özetlemek isterim. Osmanlı'nın Anadolu'da işgal edilen ilk toprağı Hatay Dörtyolu'dur Anadolu'da. Ve hocam 1921 Ankara Antlaşması'yla, hani bu Sakarya Savaşı'ndan sonra yapılıyor ya Fransızlarla, oradaki antlaşmayla Hatay dışarıda kaldı. Yani taviz olarak dışarıda bırakıldı. Bırakılmak zorunda kalındı öyle diyelim. Ve daha sonra Türkiye'nin isteğiyle Milletler Cemiyeti'ne Hatay konusu taşındı. Atatürk'ün Hatay ile ilgili iki önemli sözü var. İki tane çok önemli sözü var. Nedir? 40 asırlık Türk ordu esaret altında kalamaz sözü. Bir de Hatay bizim namusumuzdur sözü ve şahsi mesele olarak kabul etmiş. Ve değerli arkadaşlarım 1938'in Eylül ayında daha Atatürk vefat etmeden Hatay Bağımsız Cumhuriyeti kuruluyor. Atatürk vefat ettikten sonra ana vatana katılıyor. Ve Tayfur Sökmen, Abdurrahman Melek ve Abdülgani Türkmen Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanıdır Hatay'da. 3-5 aylık bir ömrü var ve ana vatana katılıyorlar. Atatürk'ün vefatından hemen sonra Hatay ana vatana katıldığında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Başbakan da Refik Saydam'dır değerli arkadaşlarım. Okey. Osmanlı Devleti tarım yapan köylülerden kullanıldığı toprak ya da ürettiği ürün üzerinden vergi almıştır. Osmanlı Devleti köylülerden vergilerden hangilerini almıştır diyor. Şimdi köylü diyor hocam, dikkat et. Derbent geçittir. Geçit vergisidir. Dolayısıyla biz bunu ne yapıyoruz hocam? Eliyoruz. Çift resmi, resmi çift Müslümanın arazisi üzerinden alınıyor. Resmi ispenç olursa gayrimüslim. Öşür de Müslümanın ürün vergisidir. Dolayısıyla Müslüman köylünün ürün vergisi, Müslüman köylünün arazi vergisi. Derbent geçit vergisi olduğu için köylü bu kapsama almıyoruz. Cevabımız 2 ve 3 oldu. Türkiye uluslararası alanda etkin bir diplomasi izleyerek çeşitli devletlerle ittifak kurmuştur. Türkiye Atatürk zamanında aşağıdaki uluslararası gelişmelerden hangisinde yer almamıştır? Çok popüler bir ÖSYM formatıdır. Litvinov, Briant Kellogg, Locarno, Akdeniz ve Sadavat Paktı değerli arkadaşlarım. Şimdi değerli hocam bak olay şudur. Bu Locarno dedi 1925, biraz çağdaşlık ve dünya tarihi ünitelerinize giriyor. Ben ufaktan değineyim. Locarno ve Küçük Antant'ta biz yokuz hocam. Sınavda değillerine bunlar çıkar. Locarno ve Küçük Antant, tamam mı? Biz bunlarda yokuz. Locarno 1925'te Fransa'nın Almanya'dan korkarak yaptığı bir antlaşmadır. Fransa ona saldırmasın diye yapılmış ve 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Almanya'nın girdiği uluslararası antlaşmadır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada yokuz. Konu bizi ilgilendirmiyor. Ama Akdeniz Paktı mesela 1936'da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve İngiltere yaptı. İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikasına karşı. Sadavat Paktı biliyorsunuz Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'dır arkadaşlar. Doğu sınırlarımız güvence altına alınmıştır. Briant Kellogg ve Litvinov'da Sovyet Rusya öncülük etmiş. Türkiye'de bir dönem yerini Litvinov'da almıştır. Briant Kellogg'da da İngiltere ve Fransa öncülük etti. SSCB ve Türkiye'de Briant Kellogg Paktı'na bir yıl gecikmeli de olsa giriş yaptılar. Peki yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar.